Ama yani bize gelen habere göre durum biraz daha farklıydı. Mesela hani bir takım yardımlar almışsın müziğe başlarken. Özellikle Eben hanımefendi doğduktan sonra popona 9-8'lik ritimle vurduktan sonra sen aslında perküsyonu olan aşkın ortaya evet, çıkmış. Evet, o doğru şöyle mudur? Bir şey. İşte onun hikayesini sen dur, görüntülerini anlasın arkadaşlar benimle. Peki. Çoğu konserlere gittiğimiz zaman özellikle benim için dışarıdan seyircinin gözü baktığımda diyor ki ah ne işi var. Bu da sensin değil mi? Hani biz onu oyuncu olarak biliyorduk. Annem de öyle biliyor. Annem de öyle biliyor. Bir rahatsızlık derecesinde hani teşvik primi falan çalacağını, ülkenin kasasından bir şeyler çalmaya yetmeyeceğim. Ben 19 tane enstrüman çalmaya satayım kırdım. Evet yani ne yapayım? Ve sonuçta da araştırdım yani bu ritme olan merakım benim neredendir diye. Buldum. Hani hepiniz belki kulaktan dolma görmüşsünüzdür, tanıklık etmişsinizdir. Çocuklar hani dünyaya gelirken kıçlarına şaplak patlatır ya, onlar neler açılsın diye. Ya benim dünyaya getiren doktorum kıçımda şaplakları biraz daha koyar. Ben ritme kafayı orada kırmışım. Yani buldum, test ettim. Güzelmiş abi. Evet. Ondan sonra hayat hep 9-8'lik gitti galiba anladığım kadarıyla. Tabii Türkiye'de doğup da gözünü burada açınca 9-8 oluyor her şey yani. Durumunda evet. 7-8, 9-8, 5-8 oluyor. Eyvallah. Bir telefon bağlantımız var ve inşallah bizi aramamışızdır. Çünkü aradığımız zaman söyleyin de böyle birkaç tane çıkıntı programı sen aramışsın gibi yaparak falan filan demesin. Buyurun efendim, iyi akşamlar. Elanur Çetin Ankara'dan arıyor. İyi geceler. Elanur Hanım, biz aradıysak sizi ve sorunuzu söylediysek ne olur söyler misiniz? Evet, siz aradınız. Aslında ben aradım, ondan sonra siz aradınız. Hah, teşekkür ederim. Ha, biz normal aradık sizi yani. Size yazmasın diye aradık. Güzel, hoş geldiniz aramıza. Buyurun efendim, Ankara'dan katılıyorsunuz. Dinliyoruz sizi. Evet, evet Ankara'dan katılıyorum. Nihat Bey'e bir sorum var. Öncelikle tüm konuklarınıza iyi geceler demek istiyorum. Çok mersi, teşekkür ediyoruz. Merhaba Nihat Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben size şimdiye kadar oynadığınız dizilerdeki karakterlerden hangisinden etkilendiniz ve kendinize hangi karakteri daha yakın bulduğunuzu sormak istemiştim. Vallahi, evet, güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında Menekşeli Halil'de oynamıştım ilk, böyle bir uzun dönem olarak. O beni çok etkilemişti. Yani bir tetikçiyi oynamıştım. Çok mu etkilendin? Çok etkilendim Menekşe açıkçası. Menekşe Halil ve tetikçi çok güzel evet, oldu yani. Biz müsaadenizle yavaş yavaş kalkalım. Ya canım tabii. Yani, Kurtlar Vadisi, Menekşe Halil tetikçi. Abi hoş geldin. Yavaş hoş bulduk. Çöter. Herkes yerinde kalsın. Bir dakika, herkes yerinde kalsın tamam abi. Abi kal diyor ortam. Evet, gidemeyiz hiçbir yere. Şey ha, giden olursa şey de olur. Direkt ben arkadan veririz. Arkadan. Minik minik veririz. Hazırlıklı geldim. Hissetmişim bak. Hissetmişim. Ya bütün rollerimi çok sevdim. Hepsi benim bir parçamdı falan demeye gerek yok. Güzel demiş. Ya en azından samimi evet ya. Hepsi öyle değildi çocuğumdu. Yani hiç aslında yani bana uzak rollerdi. Yakışıklı oluşumuz bir ortak noktamızdı. Hı hı. Karakterlerle. Hı hı. Buna da gülmeniz gerekiyordu ama. Yok ona gülemedik abi. İnandınız o zaman. Evet. Doğru bir şey söyledim. Geç geldi. Bizim efektör geç geldi. Tamam. Elanur Hanım. Efendim. Meseleyi az buçuk bir... istiyorum. Buyurun. Normalde çok ciddi bir karakteriniz var Nihat Bey. Komedi rollerinde falan oynamayı düşünürüz mü acaba? Düşündüm tabii, çok da isterim aslında, böyle o kadar da göründüğüm gibi sert bir insan değilim. Bir televizyon filminde oynamıştım Aşk Üçgeni diye, orada bir komik bir karakterdi aslında. Onda çok eğlendim ve çok keyif aldım. Güzel de bir iş oldu. Bilmiyorum izleyen var mı? Yarın izliyorsunuz bak hepinizi. Burada benim canımı sıkmayın. Elanur Hanım size değil tabii ki, yanlış anlamayın. Elanur Hanım bitirmemişti bu akşam burada. Ya izleyin. İzleyin lan. İzleyin şu filmi. İzleyin diyorum. Silvi Hanım biz ufaktan söz veriyorum. Kaçalım şuradan. Söz veriyorum. İsterim. Bunu ortam biraz gerilse. Elanur çok teşekkür ediyorum paramparça ettiğin için bizi. Elanur Hanım bir şey söyleyebilir miyim ben size? Bildiğimiz yerden sormuyor ki. Elanur Hanım. Elanur almayın. Nerede? Elanur. Buradayım. Merhaba. Ümit'ten geliyor soru.
Efendim biz oyunculuk yapan insanların dizilerde oynadığı karakterler tamamen hepsi karaktersizdir. Çünkü onlar bizden etkilenirler. Öyle şahsiyetsizlerdir. Dolayısıyla bizim onlarla bir işimiz yok. Onların bizle işi var. Doğru mu Azim karakter, abi? Evet doğru söylüyorum. Yani, Azim abi. Bizde... abi değil mi? Ben cevap verdim. Hani ben Azim abi işim var. Tamam adam abiye teşkil var. Yeni diyorum. Olayın abiymişsin. Şimdi en büyük Azim abi ya. Ben onun yanıma alayım. Hani bir şey olursa sıyırırız. Dışarıda ikiniz ya. Bir de hoş bak ben biliyorum pasaportumu da yanımda getirdim. Bunu da ilgilenmiyor. Saygısızlık etmek istemem tabii ki Azim abi. Biz çocukluğumuzdan beri izlerdik. Yok, abi yani. Dizine vurdu. Abi bak dizine vurdu. Gençlik zamanımızda diyelim. Evet, yalnız Elanur'un bu telefonu biz darmadağın ettik. Elanur seni kim gönderdi? Evet biraz öyle oldu ama önemli değil. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi geceler herkese. Başka bir soru sormaz canım yani. Kardeşim çok teşekkürler aradığın için. Tekrar bekliyoruz aramanı. Sorunuz için de çok teşekkür ederim ben ayrıca. Eyvallah. Çok sağ olun ilginizden dolayı. Nezaket dediğim böyle bir şey işte. Çok teşekkür ederim. Mesut sen ne yapıyorsun be? Ben ne yapayım baba ya? Nasıl ortam tweetler var geliyor. Mı? Pasaport bak diyor ki pasaport var onaysa olur mu öyle şeyler ya? Bayılıyorum bu programa her gece. Vay konuklara bak dedirtiyor gerçekten. Geçsene oraya ya. Bir hava alayım. Ha, bir hava. Niye ne elma var? Adam Twitter'ı gizliyor benden ya. Elma ister misin? Kaç tane takipçisi var benden. Gizliyor ya. Ya tam da sen böyle lafın üzerine geldin. Bu hayat bilgisindeki karakterlerin demin verdiğin orası kararmış ben oturunca da. Koltuğu aşındırmışım yani bir şey var. Bu küçük bir meteorcuk olmuştu. O bende de vardı. Bu hayat bilgisindeki karakterle mesela ondan sonraki şeyde kariyerde insanların biraz üzerine yapıştı gibi geldi. Gibi mi geldi? Var mısın bu fikre? Doğru çünkü... Nasıl oluyor? Daha sonraki işler sanki o hayat bilgisindeki Arif'in sadece iddiaya girmeyen versiyonu gibi oldu. Ha. Hani başka özellikleri yok ama ana tema hep aynı gibi kaldı. Hı hı. Zaten malzeme de kendisin yani. Belli çok, ediyor ya. Tabii yani bir yerden ufak ufak ortak yönleri bulursun yani. Hı hı. Ben Nihat kadar yakışıklı olmadığım için bana öyle oldu. Adam yakışıklı, tetikçi de oluyor, şey de oluyor. Eyvallah, sağ ol. Biraz çekindim ya, şimdi ortamı yumuşatayım dedim. Biraz, sen. Biraz zayıflaman gerekiyor ama. Tamam. Yalnız sizde bir abi eki iyi gidiyor. Tabii. Bayağı bir şeyini alıyor. Biz onunla konuştuk zaten, ben onlara öğütler verdim. Ha, abi. Her türlü. Abimdir, canımdır. Her türlü abi. Suyum biz bitti mi abi? Biz eski tanışıyoruz, sen su. Yok yok, sağ ol. Eyvallah abi. Havadan peki. Tanışıyoruz, aynen, hatırlıyor tabii, musun? Aynen, tabii. Ümit programı da otostopla mı geldin ya? Yok. Ha, iyi. Tamam, gelmiş. Değil mi? Olur, doğru. Öyle bir soru gelmiş ha. O ne? Altyazı ne? Var mısın Arif rolü üzeri? Ulan tam klişe oyuncu şey ha. Tabii canım bizi ya. Sanki yani çok da pişmanım. Yani. Hayır istemiyorum böyle bir rolü falan da diyebilirsin yani. Aslında bunu onu evet silebilirsin. Bizi rezil edebilecek her şeyi yapabilirsin şey bu gece yani. Koltuğun burası daha rahat ama. Onu İyi miydi? Ya biz bu yani. Koltuk ne kadar adam alır düşünüyoruz. Yani 5'i hallettik. 6'ya ve 7'ye çalışacağız bir dahaki bölümlerde. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir halay şeklinde gelip halay şeklinde gidecekler.